Bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Artık geldik son konu anlatımı videomuza. Bir önceki videoda fiziksel ve psikomotor gelişim alanını konuşmaya başlamış ve ilk dört dönemi yani doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk ve son çocukluk dönemlerini konuşmuştuk. Şimdi beşinci dönemimiz ergenlik dönemini konuşarak devam edeceğiz arkadaşlar bu alana. Ergenlik dönemi beşinci dönemimiz yaklaşık 11-18 yaş aralığını kapsayan sürece ergenlik dönemi diyoruz. Bu dönemde arkadaşlar fiziksel gelişim yeniden bir hız kazanır. Bu dönemde fiziksel gelişim yeniden bir hız kazanır. Dönemin ilk yılında 10-15 santim boy artışı gözlenebilir. Bakın bir önceki dönemde son çocuklukta oldukça yavaşlamış olan fiziksel gelişim ergenlik dönemiyle birlikte yeniden bir hız kazanıyor. Bu dönem başlarında bedensel yapıda çok ciddi bir değişim meydana geliyor arkadaşlar ki ergenlik döneminde ortaya çıkan birçok problemin kökeninde de aslında bu hızlı bedensel değişim süreci yer alıyor arkadaşlar. Bu dönemin başlarında bedensel yapı o kadar kısa sürede o kadar ciddi şekilde değişiyor ki ergen bu bedensel değişime uyum sağlamakta güçlük çekince hem bedensel hem sosyal problemler yaşamaya başlıyor. Bakın ergenlik yılları bedensel açıdan sakarlıkların, kontrolsüz davranışların çok üst düzeyde gözlendiği yıllardır. Neden oluyor bunlar? Çünkü dönemin başlarında bedensel yapı öyle hızlı şekilde değişiyor ki zihinsel yapı bu tempoya uyum sağlamakta zorlanıyor. Dolayısıyla da ergen koordinasyon sorunları yaşamaya başlıyor. Eline koluna hükmedemez hale geliyor kontrolsüz sakarca davranışlar ortaya çıkıyor. Ki dönemin ortalarından itibaren birazdan bahsedeceğim size bu değişikliklere ayak uydursun ki gelişimini sağlıklı şekilde sürdürebilsin diyeceğiz. Yine bakın yalnızca bedensel değil. Sosyal açıdan yaşanan problemlerin de kökeninde aslında o dönemin başındaki hızlı bedensel değişim süreci yer alıyor. Dönemin başlarını 3-5 ay içinde Birdenbire işte elleri kocaman oluyor, ayaklar büyüyor efendim, burnu büyüyor, sakallar çıkıyor, sivilceleniyor. Yani 3-5 ay içinde aynaya baktı mı kendini tanıyaması hale geliyor ergen. Ondan sonra da ne oluyor lan bana diyor, alayına isyan alayına gider moduna geçiyor arkadaşlar. Ergenlik döneminde bedensel gelişimle bağlantılı olarak cinsel gelişim sürecine ilişkinde çok önemli bir durum yaşanıyor. Bu dönemin başlarından itibaren cinsiyet hormonları olarak bilinen östrojen ve testosteron hormonlarının yoğun şekilde salgılanmasına bağlı olarak birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri gelişir arkadaşlar. Dönemin başlarından itibaren cinsiyet hormonları olarak bilinen östrojen ve testosteron hormonlarının yoğun şekilde salgılanmasıyla birlikte hem birincil hem il cinsiyet özellikleri gelişiyor ergenlik döneminde. Birincil cinsiyet özellikleri doğrudan üreme fonksiyonuyla ilişkili özelliklerdir. Birincil cinsiyet özellikleri bireyin üreme fonksiyonunu gerçekleştirebilecek düzeye ulaşmasını sağlayan, daha teknik bir tabirle, cinsel olgunlaşmanın gerçekleşmesini sağlayan özellikler birincil cinsiyet özelliği olarak nitelendiriliyor. İkincil cinsiyet özellikleri ise üreme ile doğrudan bir ilgisi olmayan, bedensel yapıda kolayca gözlenebilen ve cinsiyet ayrımını belli eden özelliklerdir. İşte birincil cinsiyet özellikleri doğrudan üreme fonksiyonuyla ilgili şeyler. Neler bunlar? Erkeklerde testislerin, penisin büyümesi, gelişmesi, sperm üretiminin başlaması. E kızlarda vajinanın, rahmin, klitorisin gelişmesi, yumurta hücrelerin olgunlaşması. Bunlar birincil. Ama bakın ikinci cinsiyet özellikleri için ne dedik? Üreme ile ilgisi olmayan doğrudan, bedensel yapıda kolayca gözlenen, cinsiyet ayrımını belli özellikler bunlar neler? Erkeklerde sakalların, bıyıkların çıkması. E kızlarda göğüslerin belirginleşmesi, kalçaların genişlemesi, her iki cinsiyette koltuk altında cinsel bölgede kıllanma, ses sonunda farklılaşma bunlar ikinci il cinsiyet özellikleridir. Ergenlik döneminin başlarından itibaren cinsiyet hormonlarının yoğun şekilde salgılanmasıyla hem birinci hem ikinci cinsiyet özellikleri de gelişmeye başlıyor başlıyor. Ergenlik yılları bireysel farklılıkların da çok ön plana çıktığı yıllardır arkadaşlar. E, bu dönemi biz genel itibariyle bakın 11-18 yaş aralı diye kabul ediyoruz ama bu döneme kızların erkeklerden daha önce girdiği bilinir. Genellikle kızlar 10-12 yaş civarında, erkekler 11-13 yaş civarında ergenliğe adım atıyorlar. Yani kızlar erkeklere nazaran bir iki yıl kadar önce bu döneme adım atıyor diyor araştırmacılar. Ama kızlar içinde de erkekler içinde de yaşıtlarından daha önce veya daha sonra bu döneme girenler olabiliyor arkadaşlar. Bireysel farklılıklara bağlı olarak ve bu durum yani ergenliğe erken veya geç girmek. Ne gibi sonuçlar yaratıyor? Buna ilişkin de epey bir araştırma yapıyorlar. Şöyle de bir kanaate varıyor araştırmacılar. Diyorlar ki ergenliğe erken girmek erkekler için olumlu, kızlar için olumsuz bir durumdur. Şimdi neden bu döneme erken girmek? Kızlar için, erkekler için olumlu da, kızlar için olumsuz şundan dolayı. Şimdi ergenliğe erken giren bir erkek çocuğu fiziksel yapı itibariyle yaşıtlarından daha önde olacak mı? Evet. Yaşıtlarına göre daha iri yer olacak. Bu nedenle de daha çevreden daha çok dikkat çekecek, daha çok ilgi görecek. Böyle daha sosyal, popüler, girişken bir yapıya sahip olabilecek diyorlar. Lider vasfuna sahip olabilecek diyorlar. Bu yüzden erkekler için döneme erken girmek iyi olabiliyor. Peki kızlar için neden olumsuz? Sosyokültürel unsurlardan dolayı. Şimdi bu döneme erken giren bir kız çocuğu bedensel yapı itibariyle yaşıtlarından daha önde olacak. Yani yetişkin bir kadın görünme kavuşacak. Buna bağlı olarak da çevrenin beklentileri artacak. Yani daha yetişkin bir kadın gibi davranmasını bekleyecekler. Ama çocuk bu beklentilere yanıt verebilecek düzeyde olmadığından yapabilecekleriyle ondan beklenenler arasında sıkışıp kalacak. Böyle içe kapanık, çekingen, utangaç bir yapıya bürünebilecek diyorlar. Bu yüzden de kızlar için erken girmek olumsuz. Ama döneme geç girmek kızlar için olumlu. Neden? Çünkü döneme geç giren kızlar Yaşıtları ergenlik sorunlarını daha önceden yaşadığından bu sorunlara dair deneyimli, tecrübeli oluyor. E bu sorunları daha kısa sürede atlatıp çabucak dışa dönük girişken bir yapıya kavuşabiliyor diyorlar. Döneme geç girmenin erkeklerde yarattığı bazı dezavantajlar var ama çok büyük olumsuzluklar yaşamıyor erkekler geç girdiğinde. Döneme geç giren erkeklerin yaşadığı dezavantaj ne? Fiziksel olarak yaşıtlarının biraz gerisinde kalıyorlar. Yani yaşıtlarına göre biraz daha ufak tefek oluyorlar. Ama enerjilerini çok depolayarak geldikleri söyleniyor. Bu yüzden de çok dinamik, hareketli bir yapıları var. Bu yönleriyle çabucak insanlarla iletişim kurabiliyor, sosyalleşebiliyor, popülerite kazanabiliyorlar. Yani döneme geç giren erkekler fiziksel açıdan bazı dezavantajlar yaşasalar da sosyal özellikleri sayesinde çok ciddi büyük sorunlar yaşamadan süreci atlatabiliyorlar arkadaşlar. Haydi gelin şimdi bu dönemin gelişim ödevlerine bakalım. Ergenlik döneminin gelişim ödevleri neler? Androjen kimlik geliştirme diyoruz. Androjen kimlik geliştirme. Değişen bedene uyum sağlama. Değişen bedene uyum sağlama. Her iki cins yaşıtlarla olumlu ilişkiler kurma. Her iki cins yaşıtlarla olumlu ilişkiler kurma. Duygusal bağımsızlığa ulaşma. Duygusal bağımsızlığa ulaşma. Bir mesleğe yönelme bir mesleğe yönelme evliliğe hazırlanma evliliğe hazırlanma bir de toplumsal sorumluluk almaya istekli olma toplumsal sorumluluk almaya istekli olma Ergenlik döneminin gelişim ödevleri neler? Androjen kimlik geliştirmeydik. Bakın arkadaşlar. Okul öncesi yıllarda çocuk cinsiyet ayrımını öğrensin demiştik. İlkokul yıllarında cinsiyet rollerini öğrensin dedik. Ergenlikle birlikte androjen kimlik geliştirsin. Nedir androjen kimlikten kastımız? Bireyin kendi cinsiyetine ilişkin rolleri benimsemesi ama yeri geldiğinde karşı cinsten beklenen rolleri de yapabilmesi. Yani bir erkeğin genel itibariyle erkeklerden beklenen davranışları sergileyip yeri geldiğinde kadınlardan beklenenleri de yapabilmesi. Veya bir kadının genel itibariyle kadınlardan beklenen davranışları sergileyip yeri geldiğinde erkeklerden beklenen davranışları da yapabilmesine androjen kimlik deniyor. Bu dönemde birey kendi cinsiyetine ilişkin rolleri benimsesin ama yeri geldiğinde karşı cinsinden beklenenleri de yapabilsin. Yani androjen bir kimlik geliştirsin. Değişen bedene uyum sağlasın. Bakın az evvel size demiştim. Dönemin başlarında bedensel yapıda çok ciddi bir değişim meydana geliyor. Dönemin ortalarından itibaren bu değişime uyum sağlasın. Yani bundan sonra benim ayaklar 45 numara olacak. Buna alışsın. İşte bundan sonra sakal çıkacak, tıraş olacağım. Bu değişikliklerle yaşamaya alışsın ki gelişimli sağlık şekilde sürdürsün. Her iki cins yaşıtlarıyla olumlu ilişkiler kursun ergenlik döneminde artık kızla erkekli arkadaş grupları oluşmaya başlar. Birey hem kendi cinsiyetinden hem karşı cinsinden akranlarıyla e, sağlıklı başarılı ilişkiler kurabilir arkadaşlar. Duygusal bağımsızlığa ulaşsın istiyoruz. Yani kendi duygusal tepkilerini kontrol edebilsin. Kendi zevklerini, kendi tercihlerini oluştursun yani bu. Bir mesleğe yönelsin. Ergenlik yılları mesleki açıdan Karar verme yıllarıdır. Bu dönemde bireyin bir meslek seçip ona yönelik hazırlığa ufaktan başlamasını bekliyoruz. Evliliğe hazırlanma diye bir ödevden bahsediliyor. Yani ergenlik yıllarında evlilik fikri bir fantezi düzeyinde de olsa kafada dolanmaya başlar. Evlilikle ilgili böyle hayaller, planlar kafada yavaş yavaş dolanır diyorlar. Ve toplumsal sorumluluk almaya, istekli olma gibi bir durum var. Ergenler toplumsal sorumluluklara çok hevesli çok isteklidir. Bir an önce bir askere gideyim geleyim de ortalığın tozunu attırayım. Efendim bir e, işte oy kullanayım seçim gelsin oy kullanayım da şöyle kendimi göstereyim falan. Böyle toplumsal sorumluluklara karşı çok ciddi bir istek ciddi bir heves durumu söz konusu arkadaşlar. Ergenlik döneminin de olayı genel olarak bu. Şimdi araştırmacılar fiziksel ve psikomotor gelişimin aslında ergenlikle birlikte belli bir rutine girdiğini söylüyorlar. Ergenliğin sonlarından itibaren bedensel yapıdaki gelişim süreci belli bir rutine giriyor. Dolayısıyla da ergenlikten sonra bedensel yapıda çok ciddi kaydeder gelişim psikolojisi açısından ele alınabilecek bir değişimin olmadığı söyleniyor. Bu nedenle de arkadaşlar biz bundan sonraki 3 dönemin genç yetişkinlik, orta yaşlılık ve yaşlılık dönemlerinin sadece ve sadece Gelişim görevleri e, üzerinden konuşarak bu dönemleri ele alacağız. E, fiziksel gelişimin ergenliğin sonlarından itibaren artık belli bir rutine girdiği söyleniyor. Bu nedenle de son 3 dönemin sadece gelişim görevlerine bakacağız. 6. E, dönemimiz oluyor bu. Genç yetişkinlik dönemi diyeceğiz arkadaşlar. Genç yetişkinlik dönemi 6. dönemimiz. 18-30 yaş aralığı aşağı yukarı genç yetişkinlik dönemi. Bu dönemin ne gibi gelişim ödevleri var? Haydi onlara bakalım. Genç yetişkinlik döneminde arkadaşlar evlenmek çocuk yapmak işe girmek aile yaşamına uyum toplumsal sorumlulukları yerine getirmek ve sosyal gruplara katılmak. Genç yetişkinlik döneminde artık birey evlensin, çocuk yapsın, işe girsin, aile yaşamına uyum sağlasın, yani evli yaşamayı öğrensin toplumsal sorumluluklarını yerine getirsin. İşte vergisini versin, oyunu kullansın vesaire. Sosyal gruplara katılsın. Yani vakıflar, kulüpler, dernekler, sendikalar bunlarda aktif görevler üstlensin bekleniyor. Orta yaşlılık döneminin peki gelişim ödevleri neler? Orta yaşlılık dönemi de 30-60 yaş aralığını kapsıyor. Bu dönemde ne gibi gelişim görevleri var? Ekonomik standart oluşturmak. Ekonomik standart oluşturmak. Hobiler geliştirmek. Hobiler geliştirmek. Çocuklara ve gençlere rehberlik etmek. Çocuklara ve gençlere rehberlik etmek orta yaş fizyolojik değişimlerine uyum orta yaş fizyolojik değişimlerine uyum ve bir de toplumsal sorumluluklar burada da devam etsin tabii. Toplumsal sorumlulukları sürdürmek Şimdi bakın bir önceki dönemde işe girsin demiştik birey. Bu dönemde artık ekonomik bir standart oluşturup bunu korumaya yönelik bir çaba harcasın. Hobiler geliştirsin. Yani boş zamanlarını değerlendirebilecek aktivitelere yönelsin. Çocuklara, gençlere rehberlik etsin. Bir önceki dönemde çocuk yapmasını bekliyorduk. Bu dönemde artık çocuklara, gençlere rehberlik etmesini bekliyoruz. Orta yaşın fizyolojik değişimlerine uyum sağlasın. Yani kelliktir, göbektir, ciltte kırışıklıklardır bunlara alışsın toplumsal da sürdürsün elbette arkadaşlar ve son dönem yaşlılık dönemi 60 yaş üzeri artık yaşlılık döneminde de bireyin hayatında çok ciddi değişimler yaşanıyor ve bu dönemin gelişim ödevleri hep bu değişimlere ayak uydurma uyum sağlamaya yönelik ödevlerdir. Nelere uyum sağlasın? Bir kere azalan güce uyum sağlasın azalan güce uyum bozulan sağlığa uyum sağlasın bozulan sağlığa uyum emekliliğe uyum emekliliğe uyum azalan gelire uyum ve çevrenin kaybına uyum çevre kaybına uyum sağlasın Bakın bu dönemde artık birey eskisi kadar güçlü, kuvvetli olmayacak. Azalan fiziksel güce uyum sağlasın. Buna uygun yaşam koşulları oluştursun. Bozulan sağlığa uyum sağlasın. Yani artık eskisi kadar sağlıklı olmayacak. Belli hastalıklarla yaşamaya alışsın. Emekliliğe uyum sağlasın. Durgun, sakin bir yaşama alışsın. Emeklilikle birlikte ekonomik gelir de azalacak. Buna da alışsın ve en önemlisi şu, çevrenin kaybına uyum sağlasın. Yani artık yavaş yavaş Eşi dostu ahbapları ölecek. E sıra bana geliyor psikolojisine kendisini hazırlasın istiyoruz arkadaşlar. Evet böylelikle geldik artık dersimizin sonuna gelişim psikolojisine ilişkin bütün konularımızı konuştuk gözden geçirdik. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Herkese şimdiden başarılar, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.